temel problemlerden bir tanesini gündeme getirdin. Bilim dünyası bu her şeyin atomlardan oluştuğu, fizik yasalarının atomları hareket ettirmesi sonucu atomların bir araya gelerek oluşturduğu sistemlerin de davrandığı gerçeğini fark etti, fark edeli ki işte yani kaç yüzyıl oldu bu birilerinin aklına gitti. Bu problem yani iyi de o zaman ben bir şeye karar veriyor muyum? Yoksa sadece işte atomlarım o şekilde davrandığı için mi ben bir şeyi istiyorum ya da bir şeyi seviyorum? Bu durumda bu ben denen şey neredeki zaten? Sorunu iyice gündeme gelmiş durumda. Yani doğal olarak bu kitapta küçük dünya dediğim parçacıkların aslında fizik yasalarınca belirlenen basit bir şekilde birbirleriyle itişmesi, çekişmesi, çarpışmasından sadece o dille anlatabildiğimiz dünyayla kitapta büyük dünya dediğim işte insanların, duyguların filan daha böyle ulvi işlerin, isteklerin, aşkların filan olduğu dünya birbiriyle nasıl bağdaşıyor? Ben nasıl çıkıyorum bu atomlardan? Eğer her şey fizik yasaları tarafından oynatılan atomlar yüzünden oluyorsa o zaman benim hiçbir kararda bir dahlim yok mu? Sorusu çok önemli. Şimdi ne yazık ki yani işin soğuk gerçeği o anlamda bizim yani fiziğin üstünde varlıklar olmadığımız için fizik yasalarına aykırı bir şeye karar veremiyoruz. Ve benim şimdi bir cümle sonra ne diyeceğim de dahil olmak üzere her şey aslında evrenin şu andaki durumundan fizik yasaları tarafından hesaplanabilir şekilde çıkıyor. Bizim kafamızda hem kendimiz için hem de başka bireyler için bunlar atom topluluğudur şeklinde değil, bunlar özgür iradesi olan, İşte belli yüksek prensiplere göre hareket eden, işte bu kıskançtır, bu iyi kalplidir, bu çok işte şey şefkatlidir filan diye böyle yüksek terimlerle, atomlar filan cinsinden değil, böyle yüksek kavramlar cinsinden tarif ettiğimiz yaratıklar olarak kendimizi ve başkalarını görmemizin aslında hesaplama kolaylığıyla ilgili bir doğuş sebebi var. Yani ben şimdi Ömer'e ne dersem, Ömer bana kızmaz problemini, acaba ben Ömer'i oluşturan bilmem kaç trilyon tane atoma hangi sinyali gönderirsem sonunda bu sonuç çıkar şeklinde formüle edersem çözemem. Oysa ki Ömer şöyle şöyle bir insandır, bunları sever, bunları sevmez şeklinde çok daha kısa bir büyük dünya formülü şeklinde formüle edersem seni kafamda kısaca simüle edip oldukça iyi bir tahminde bulunabilirim. Ömer'e böyle dersem Ömer hoşlanır. Böyle dersem kızar. Ve bu gerçek hayatta bizim boyutumuzdaki yaratıkların birbirleriyle etkileşebilmesi için buna mecburuz. Yani trilyonluk atom simülasyonları yapacak kapasitemiz yok. O yüzden kendi aramızda bu kurguya göre işletim sistemimiz evrilmiş. Herkes hem kendisine ben diyor hem de diğer insanların bu anlamda tırnak içinde özgür iradesi olan, belli prensiplere göre hareket eden otonom robotlar olduğunu. Çok güzel bir